Şimdi Murat Ağarel ve ben Ergenekon'dan yargılandık. Oradaki yargıçlar kravatlıydı, takım elbiseliydi. Öyle mi? Aynen. Başlarında fes var mıydı Murat? Hayır. Yoktu. Herhangi biçimde bir dini bilmem ne başlık var mıydı? Yoktu. Sonuç? Hukuka ayaklar altına aldılar. Bakın, yanlış olan ne? Yıllardır ben şunu söylüyorum. Diyorum ki bu iş başlık meselesi değil, bu iş baş meselesidir. Hep söylerim, derim ki bir kadın başını örtüyor diye gerici yobaz olmaz. Başka bir kadın mini etek şort giyiyor diye ilerici, devrimci, Atatürkçü, solcu olmaz. Böyle bir şey yok. Bu mesele, bak, burayla ilgili meseledir. Bizim tarihimizde kıyafetle ilgili problem 3. Selim'le başlatılmıştır. Sene 1808 adam kabakçı isyanıyla öldürülmüştür. Ardından 2. Mahmut geldi. Niye öldürüldü? Çünkü askere, yamaklara işte o üniformayı giydirmek istediği için. Nizami Cedid hareketinde. 2. Mahmut geldi. Son noktayı koydu. Bizdeki ilk kılık kıyafet kararnamesini 2. Mahmut yayınlamıştı. İlk. Devlet memuru, subayın falan dedi, çarık giymeyecek, potur giymeyecek, sarık sarmayacak. Fes ve üniforma tanımlamıştır. Kendisi de pantolon giymiştir. Devlet dairelerine de kendi resmini astırmıştır. Adamın lakabı ne oldu? Gavur Padişah. Fes'i de ithal Adamın ettik hocam. lakabı Gavur Padişah oldu. Bak, dikkatini çekerim, pantolon giyiyor diye. 1826'dır bu Yeniçeriliği kaldırılışı. Üçüncü Selim'i unutun. Sene 1826, sene 2021 yahu 200. yılı geldi ve biz şu kıyafet meselesini aşamadık. Oysa ki ben 2013 yılında artık bunun bittiğini düşünüyordum. Kemal Kılıçdaroğlu beyefendinin yaptığı açıklamayla bu işin bittiğini düşünüyor idim. Demin Feyza Hanım'ın söylediği çok doğru bir iş var. O da Ben şu. öğrenciler üzerinden de bir değerlendirme rica edecektim değerli hocam. Yani Yapacak. Aynen işaret yapacak. ediliyor, parmakla fotoğrafı yakınlaştırıyor ve o Boş versin. öğrencimiz hiç gereği yokken o kimlikle kapak yapmak zorunda kalıyor. Utanç verici. Bak, utanç verici bir şey. Bakınız, ben Bilgi Üniversitesi'nde 7 yıl Türk Devrim Tarihi dersi anlattım. Yeditepe Üniversitesi'nde de 19 yıl Türk Devrim Tarihi dersi anlattım. Yani Kemalist devrimleri. Benim her iki üniversitede de karşımda onlarca türbanlı ya da başörtülü kız öğrenci vardı. Onlarca. Ve bu devrimleri anlatıyorum. Kılık kıyafet devrimini anlatıyorum orada. Arkadaş, böyle bir ayrım, böyle bir saçmalık olabilir mi? Hiç kuşkusuz ki, hiç kuşkusuz ki başörtüsü, türban adını ne koyarsanız koyun. Şimdi bu türban ifadesi nasıl geldi? Bak, onu da söyleyeceğim size. Bu nasıl kondu bizde, nasıl türedi? Adını ne koyarsanız koyun. Hiç kuşkusuz ki bütün o kız öğrenciler bir ideolojik düşünce taşıyor. Yahu bak, kitap fuarındayız. Defalarca defalarca türbanlı, başörtülü kızlar gelmiştir, kadınlar gelmiştir. İşte en canlı örnek, şunu göstereceğim. Atatürk'ün biyografisi şu. Yahu bunu türbanlı, başörtülü kaç tane kadın kız imzalatarak aldı arkadaş? Ne Atatürk kimsenin tek elindedir, ne din kimsenin tek elindedir. Şunu anlatmak gerekiyor. Artık din üzerinden istismarı, ticareti bir şekilde Kesinlikle. ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmak gerekiyor. Üniversitedeki kızlarımıza sıra gelince, tekrar altını çizerek söylüyorum. Bakın, şimdi benim duruş yerim biliniyor. Nedir duruş yerim? Benim fikir rehberim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ben hep söylüyorum, ben Kemalistim. Üniversitelerde bilinir, öyle mi? Bazı derslerim seçmeli derstir. Strateji gibi falan filan. Yahu bak, ne oldu bilinen bir hocayım ideolojik duruş yeri. Bakın bakalım kaç tane türbanlı kız öğrenci derslerimi seçer benim. Bugüne kadar da hiç kimse şikayet etmiyor. Ya üniversitede böyle bir ayrım olmaz. Böyle bir ayrım yapamazsınız. Ne demek vitrin süsü? O zaman Tayyip Bey burada Refah Partisi İstanbul İl Başkanı iken Adnan Oktar'ın kediciklerinden birisini partisine törenle katmadı mı? Katılışını yapmadı mı? Yaptı. E peki şöyle bir ayrım olabilir mi? Bugün AKP'de başı açık kaç tane hanımefendi var? Peki ne, böyle bir cümle kurulabilir mi? Böyle bir şey söylenebilir mi? Türkiye'nin artık kadın kıyafeti üzerinden siyaset yapma
acizinden kurtulması gerekir. Hocam ben utanç duyuyorum biliyor musunuz bunu bugün burada konuştuğumuz için. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu söylenen türbanlı ya da başörtülü yargıç meselesine. Bakın ismini vermeyeceğim. İyi Parti'de şu anda siyaset yapan bir emekli albay. Ne yaptı biliyor musunuz? Zekeriya Özler'in o rezil iddianamesini doğru kabul ederek aynısını kitabına aldı. İşte benim de ilgili de bir sürü saçma sapan şeyler yazdı. Ben dava ettim yayın evini ve kendisini. Beni yargılayan yargıç başı açık bir yargıçtı. Benim lehime karar verdi. Yani mahkum etti onları. 9. daireye gitti FETÖ'cülerin olduğu. Karar nasıl çıktı biliyor musunuz? Söz konusu FETÖ ise her türlü hakaret yapılabilir. Kararı bozdu gönderdiler. Yargıç değişmişti. Yine başı açık bir yargıç hanımefendiydi. Ne yaptı biliyor musunuz? Yargıtay'ın 9. daireden gelen karara uydu. Ve utanç içinde kaldı. Yüzüme bakamadan o kararı onayladı. Mesele yargıcın başörtülü, türbanlı, başı açık olması meselesi değildir. Mesele şudur kardeşim. Yargıç tanrı gibi bakmalıdır karşısındaki kişiye. Yani nedir? Eşit ve özgür birey karşıma geldi. Ben ona ideolojik gözlükle, etnik kimlik bilmem neyle şununla bununla bakamam. Ben ona adalet dağıtmak için buradayım. Yasalar ne diyor ve vicdanım ne söylüyor? Zekeriya Özban, ben dedim ki ona sizin hiç mi vicdanınız yok? Burada örgüt yok hiç bana şu cümleyi kurdu. Savcının vicdanı olmaz, yargıcın vicdanı olur. Onun için demin Feyza Hanım çok güzel söylüyor, bir avukat olarak tanık oluyor. Peki kadınlara böyle söylediniz kardeşim, erkeklere ne diyeceksiniz? Siyasal İslamcısından tarikat mensubu, cemaat mensupları var orada. Şimdi böyle bir ayrım olur mu? Aynı doğrusu şudur. Tekrar söylüyorum. Doğrusu şudur kardeşim. Yargıç adil olacak. Biz ona bakacağız. Ha mesele şimdi geldiğimiz nokta şu. Siyasetin ve şu an iktidarın yargı üzerindeki baskısı nasıl sonlandırılacak? Kuvvetler ayrılığı nasıl gerçekleştirilecek? Ona bakmamız gerekiyor. Son cümle olarak da şunu ifade edeyim. Bakınız, insanlık tarihi, uygarlık tarihi, medeniyet tarihi bize şunu öğretti. Cumhuriyet erkeklerle kurulur ama demokrasi kadınlarla yaratılır. Eğer kadınlarımız birbirlerini ötekileştirmezse, başı açık, başı kapalı, mini etekli değil, bak şeklinde birbirlerini ötekileştirmezlerse, bu erkek siyasetçilere malzeme olmayacaklar. İşte o zaman Türkiye demokrasi konusunda bu tekerleği döndürmeyi başaracak. Bir anekdotla bağışlayınız, bağlayayım. Atatürk tabii, tabii Bey. Tabii ki değerli hocam. 3-4 dakikamız daha var. Buyurun. Hemen hızla. Bak, iki şeye bakılsın. 1925 kılık kıyafet yasasını, Atatürk'ün çıkardığı yasaya bakın. Kadınlarla ilgili orada madde var mı yok mu? Şimdi ikinci anekdotu yine Atatürk'ten anlatıyorum. Amanullah Han geldi Afganistan. Hayran kaldı Kemalist devrimlere. Ben de dedi ülkeme gittiğim, döndüğüm zaman bunları yapacağım. İşte kadınları burkadan kurtaracağım, kara çarşaftan çıkaracağım. Atatürk dedi sakın kadınların kıyafetine dokunma. Sakın. Bunlar yavaş yavaş olur. Neyse Amanullah Han döndü. Biz oraya bir büyükelçi gönderdik. Büyükelçinin hikayesi de çok ilginç bir hikaye. Başka bir programda anlatırım onun öykünün hoşluğunu. Neyse o büyükelçimiz döndüğünde Atatürk sordu Han ne yapıyor diye. Amanullah Han dedi ki Atatürk'üm. İşte kadınların burkasını çıkartmaya çalışıyor falan. Atatürk'ün cümlesi ne oldu biliyor musun? Eyvah dedi. Han şimdi gitti. Kısa bir süre sonra Han ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Tarih boyunca kimler ki kadın kıyafetleri üzerinde oynamaya kalkmıştır kardeşim. Ya kellelerini kaybetmiştir ya makamlarını. Ya lütfen artık Türkiye bunu aştı. Şuna katılıyorum Feyza Hanım. Çok doğru bir şey söylediniz. Çok doğru bir şey. Artık bu seçimde kadın kıyafeti üzerinden kimseye oy falan devşirilmez. Örneğini vereyim. Ben dün kendi YouTube kanalımda bu konuyu konu ettim. Ne oldu biliyor musunuz? En az izlenen programım o oldu. Kimsenin umurunda değil artık. Denedim ne olacak diye. Hatta asistanıma söyledim Yaşınay'a dedim. Yaşınay bak en az bunu izleyecekler. Çünkü Türkiye artık bunları açtı. Siyasetçi ne derse desin. Ne derse desin. Tabii ki artık buna muhalefet partilerinin de son derece bu konuda ısrarlı olması gerekiyor. Son örneğiminde Meral Akşener hanımefendiden vereyim. Başı açık mı? Açık. Meral Hanım muhafazakar mı? Evet. Meral Hanım dindar mı? Evet. Meral Hanım Türk milliyetçisi mi? Evet. Nereye koyacaksınız siz Meral Hanım'ı? Söyler misiniz bana? Meral Hanım vitrin süsü mü? Ya olabilir mi böyle bir şey?
Ya böyle bir şey olabilir mi? Peki. Artık lütfen bu kıyafet üzerinden, bu tekrar söylüyorum, acizliktir. Bundan vazgeçsinler. Türkiye'nin büyük problemleri, onları nasıl çözeceklerini bize söylesinler. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Erol Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bir şey daha ekleyeceğim. Çok özür dilerim. Şey de çok önemli. Şimdi mesela başörtülü hakim olmaz. Onun doğrusu, işte düşüncesi ya da yargısı verdiği karar orada bir hani sapma olabilir ideolojik anlamda gibi bir yorum. Şu tehlikeyi de beraberinde getiriyor. O zaman başörtülü olmayan, şimdi hep sadece başörtüsü ya sorunumuz. Bu şeyde tırnak için söylüyorum. Bir hakimin karşısına başörtülü bir kadın geldiğinde ya da dindar bir insan geldiğinde ya da dava bu temelde inşa edilmiş bir dava olduğunda, o zaman oradaki hakim de bu insan dindar ya da bu insanı muhafazakar diye ya da bu insan dindar değil diye, muhafazakar değil diye farklı mı karar verecek? Erol Hoca'nın söylediği gibi yani hakim bağımsız olduğu zaman ve yargı siyasallaşmadığı zaman, bağımsız bir yargı olduğu zaman zaten bunların şey olmayacak. Konuşulmaz bile. Bu kurnazlıklar da yapılmayacak. O hakim şöyledir, savunmayı böyle yapalım. Bunları da görürüz. Bunlar da olmayacak. Hakim diyecek ki kardeş, yani çünkü ibadet değil mi? Zaten devletin layık olması böyle değil midir? Sen dinini yaşamakta özgürsündür. Vicdani kanaatlerini yaşamakta özgürsündür. O da senin Allah'la arandadır. Sen işine bu bakış açısıyla bakmayacaksın. Zaten bunun şeyi öyledir diye düşünüyorum. Bu arada bence şu ayrımı da yapmak gerekiyor. Dindar insanla dinci insan ayrımını çok iyi yapmak gerekiyor. Tabii. Gerçekten zaten Allah korkusu olan bir insan vicdanlı bir insandır. Yani o anlamda ben o açıdan da bakıyorum. Peki, Boğaziçi Üniversitesi'ne de bu alanda bir hatırlatma yapmak lazım. 28 Şubat süreci dahil Boğaziçi Üniversitesi'nde başörtülü öğrencilerin okula, üniversiteye alınmadığı hiçbir dönem yok. En özgürlükçü. Yani bir en özgürlükçü. Tabii. Yani o anlamda şimdi Boğaziçi'nde diyorlar ya orada işte vitrin süsü olarak kendi kalıplarına sığdırmaya çalışıyorlar sosyal medyadaki kişiler. Ama Boğaziçi Üniversitesi'nin her zaman o konudaki özgürlük duruşu hatırlanırken bugün böyle bir saldırıya muhatap olması çok dikkat çekici tabii. Peki efendim, birçok gerçeğe daha değineceğiz. Kayda geçsin tabelasını ekranın hemen alt köşesinde görüyorsunuz. Bunu ne yapalım biliyor musunuz? Lafınızı böldüm Sayın Can Bey. Efendim lütfen. Şöyle yapalım. Bir sonraki bölümde aslında istenilen ve arzulanan gençlik nedir? Gençlik nereye gidiyor? Ve aslında üniversitelerde, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki akıl, bilim ve gerçeği arayan gençlik yerine ise nasıl bir gençliğin arzulandığını anlatalım insanlara ve tabii, bazı örnekler verelim.